Kanal Çağrı'ya hoş geldiniz. Avrupa ve Almanya'dan haberlerle karşınızdayız. Ben Ekrem Çelikiz. Değerli izleyiciler, bir son dakika gelişmesi var. Bu gelişmeyi sizlere aktarmak istedik. Almanya'da yeni kabinede Federal Sağlık Bakanı olarak görev alacak olan SPD'li Karl Lauterbach, artan korona vaka sayıları ve özellikle yeni varyant olan Omikron nedeniyle kapanmanın tamamen gündem dışı olmadığını belirtti. Ve Almanya'da kapanmanın gelebileceğini ilk kez Almanya'daki yeni Sağlık Bakanı açıklamış oldu. Muhalefet partileri ise daha görevi devralmamış koalisyona yüklenerek garip yöntemlerle salgınla mücadele etmeye çalıştıkları suçlamasında bulundu. Enfeksiyon koruma yasasında yapılacak değişikliklerle ilgili Federal Meclis'te yapılan oturumda konuşan Lauterbach, epidemiolojik değerlendirmelerin bunu gerektirdiğini söyledi. Ancak muhalefet partileri ise karşı çıktı. Öte yandan Almanya'da özellikle belli meslek gruplarına aşı zorunluluğu getirilecek değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler, mecliste yapılan oturumda SPD, Yeşiller ve FDP'nin aşı zorunluluğu da ele alındı. İktidarı devralmaya hazırlanan partilerin temsilcileri oturumda Almanya'da ilk kez gerçekleşecek olan zorunlu korona aşısı planlarını savundu. Buna göre 15 Mart'tan itibaren klinik, bakım evleri, muayenehaneler, acil servis araçlarıyla doğumhanelerde çalışan sağlıkçılar ve diğer personel aşı yaptırmak zorunda kalacak ya da koronaya yakalanıp iyileştiklerini ispat etmekle yükümlü olacaklar. Aksi halde bu kişilerin iş yerlerinde çalışmalarına izin verilmeyecek. Değerli izleyiciler, yeni hükümetin Sağlık Bakanı Karl Lauterbach en başından beri katı korona kısıtlamalarını savunan bir isim. Görünen o ki Almanya'da yakın dönemde kapanmalar tekrar geri gelecek ve belli meslek gruplarına da aşı zorunluluğu getirilecek. Değerli izleyiciler, bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşça kalın.